Türkiye'nin yetiştirdiği en seçkin tarihçilerden biriydi o. Dürüst bir insan, yılmaz bir idealist, hırçın bir kalem. Düşleri ve düşünceleri uğruna akademik kariyeri, özgürlüğü, özel hayatı dahil gözden çıkaramayacağı hiçbir şey olmayan bir ruh adamı. Hüseyin Nihal Atsız. Osmanlı Devleti'ne yönelik dış tehditlerin su yüzüne vurduğu, içeride siyasi kavganın şiddete dönüştüğü, saltanat makamının bir yandan modernleşme, diğer yandan düzeni baskıyla koruma derdine düştüğü günler. Hüseyin Nihal Atsız bu tabloda doğdu. Babası Deniz Binbaşısı Mehmet Nail Bey, annesi Fatma Zehra Hanım'dı. Çocukluğu, İmparatorluğun çözüldüğünün işaretini gözleyerek, devletin azınlıkların sebep olduğu gailelerden başını kaldıramadığı ve Müslüman halkta gayri Türk unsurlara yönelik öfkenin doruğa tırmandığı ortamda geçti. Balkan Savaşı başladığında okul çağındaydı Nihal Atsız. Askeri başarısızlık, ardından topraklarını terk edip İstanbul'a akan Türk nüfusun içine itildiği yoksulluk ve çaresizliğe tanık oldu. Evde, okulda, sokakta işittiği, sonraki yıllarda da onun ruh dünyasını derinden etkileyecek tek bir sözcük vardı. İhanet. Hırsla tarih okumaya verdi kendini. İmparatorluğun altüst olmuş düşünce ortamında ne yapmak gerektiğini keşfe çalışıyordu. Aradığı cevabı Yusuf Akçura'da buldu. Onun 1904'te yayınladığı ünlü Üç Tarzı Siyaset makalesiyle işaret ettiği çözümdeydi kurtuluş. Milliyetçilik. Ardından bu düşünceyi siyasi projeye dönüştüren Ziya Gökalp'e yöneldi Atsız. Dirilişin ancak köklere dönmekle sağlanacağı, içinde bulunulan şartların Ergenekon efsanesinde anlatılan tabloya benzediği, dolayısıyla çıkış yolunun köklerde, kök bilincini temsil eden Bozkurt'un izinde aranması gerektiği fikrine bağlandı. Türkçüydü artık. Birinci Dünya Savaşı, yenilgi, Anadolu'nun işgali, bu süreçte Arapların düşmanla işbirliği yapması daha bir perçinledi Atsız'ın kanaatlerini. Atsız niye ırkçıydı? Mütareke devrini yaşamış bir insan, bilinçli olarak mütareke devrini yaşamış bir insan. Mütareke devrinde eski Osmanlı anasırı dediğimiz, o yani Türk ve Müslüman olmayan unsurlar bir takım tarihi hatalar işlediler ve bazı taşkınlıklarda nasıl pek de kabul edilmesi kolay olmayan davranışlarda bulundular. Şimdi o nesiller bu bakımdan biraz yaralı nesillerdir. Bunların çok ağır şeyleri vardır. Ön yargıları yahut yargıları vardır şeylere karşı. Yani Türk olmayan şeylere karşı. Bir de Araplarla olan anlaşmazlık var. Yani Türk milleti böyle Türk olmayanlar tarafından sürekli olarak ihanete uğratmış. Ondan sonra işte en zayıf anında işte arkadan vurulmuş falan diye bunları hepimiz biliriz. Bunun etkisiyle olsa gerek o nesillerin hepsinde biraz böyle bir şey vardır, bir böyle bir eğilim vardır. Aslında o eğilim biraz daha kuvvetli olarak ortaya çıktı ama öyle saf ırk, vaf ırk diye bir şey, yani Alman anlamında bir saf ırk aradınsam hatta onu izah eden bazı makaleleri de vardır. Liseden sonra kaydolduğu askeri tıbbiyede milli mücadelenin en ateşli savunucusu oldu.
o dönemde yaşanan tartışmalar, harp sonrası kurulacak yeni düzene Türkçülük fikrinin ilham vereceğinin işaretlerini görmek heyecanlandırıyordu onu. Gökalp, düşünceleri kadar hayallerinin de kutbu, onun kaleme aldığı Türkçülüğün Esasları başucu kitabıydı. 1925'te Ziya Gökalp'in ölüm haberini aldığında derinden sarsıldı. Bu kayıp, atsızın o ana kadar gem vurmaya çalıştığı fırtınalı iç dünyasını tetikledi adeta. Nihalatsız Ziya Gökalp'in, bizzat Ziya Gökalp tarafından Türkçülük ismi verilmiş olan milliyetçilik ekolünün muhakkıbı, devam edicisi. Gerçi Ziya Gökalp'le tanışmamıştır. Fakat Türkçülük şeyini, anlayışıyla Türk milliyetçiliğini nihalatsız devam ettirmiştir. Atatürk'ün ölümünden sonra Türk milliyetçiliğinin gevilemesi, yani politik sahada gevilemesi, İnönü'nün bir revizyon getirmesi milliyetçiliğe, dolayısıyla Ziya Gökalp'in fikirlerinin uygulanması zayıflamıştı 1938'den sonra. Eğer nihalatsız olsaydı, Ziya Gökalp'in fikirleri büsbütün nisyanda kalırdı, unutulurdu. Türkçülük düşüncesine itiraz eden öğrencilerle tartışmaya, hatta ulu orta kavga etmeye başladı. İkazlara, ihtarlara kulak asmıyor, okul idaresi tarafından bir tür hapis mahiyetinde olan gözetime alınmış olmaya aldırmıyordu. Arap asıllı bir teğmene selam vermeyi reddedince, bu tavrı disiplin kurallarından taviz vermeyen askeri ortama uyumsuzluğunun kanıtı, bardağı taşıran son damla oldu. Okuldan uzaklaştırıldı. Bu şekilde cezalandırılmayı beklemiyordu. Öğrenimi yarıda kalmış, daha önemlisi gururu kırılmıştı. Ailesinden destek istemeyi de kendisine yediremediği için günlük ihtiyaçlarını karşılama kaygısıyla Kabataş Erkek Lisesi'nde yardımcı öğretmenliğe başladı. Zor bir başlangıç yapmış olsa da bir süre sonra hoşuna gitti hocalık. Genç, berrak dimağlara Türk tarihini aktarmak, onları bu şuurla hayata hazırlama düşüncesi keyiflendirmişti onu. Meslek olarak öğretmenliği seçmiş. Bu alanda işte 20 sene kadar faslalarla, kesintilerle de olsa ders vermiş, binlerce öğrenci yetiştirmiş. Ve çok da iyi bir eğitimci olduğunu ben kendi gözlemlerimle hatırlıyorum. Talebesi olduğum zamandan. Yani sınıfta hemen hemen hiç kimse edebiyat dersinden kalmazdı. Ama notu bol değildi. Yani böyle rastgele not vererek değil. Herkese hakkıyla öğreterek en az 5 alacak şekilde en tembel talebenin dahi bilgisini takviye ederek böyle bir öğretim sistemi vardı. Ama asli kadroda olmadığı için okulun tatile girdiği aylarda maaşı kesiliyordu. Bu yüzden yaz mevsiminde deniz yollarının İstanbul-Mersin arasında sefer yapan yolcu vapurlarında katiplik yapmaya başladı. 1926'da yarım kalan öğrenimini tamamlamaya karar verdi Nihal Atsız. Lise öğretmenliğini sürdürmesi için dahi şarttı bu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Türk Edebiyatı bölümüne ve yatılı okul olan Yüksek Öğretmen Okulu'na yazıldı. Hayatını düzene sokma konusunda aldığı kararın sonucuydu bu. Ama bu defa da askerlik engeliyle karşılaştı. Okula kaydını yaptırdıktan bir hafta sonra kıtaya çağrı mektubunu aldı, tecil isteği reddedildiği için gidip Taşkışla Piyade Alayı'na teslim oldu. Hedefi değişmemişti. 1927'de terhis olunca kaldığı yerden devam etti üniversiteye. Pırıltılı zekası ve azmiyle okulun en parlak öğrencileri arasında gösteriliyordu. Kültür ve edebiyat tarihi sahasında sonraki senelerde Türkiye'nin en pırıltılı isimleri olan Tahsin Banguoğlu, Orhan Şaik Gökyay, Pertev Naili Boratav, Nihat Sami Banarlı gibi isimlerle birlikte okuyordu. Lise yıllarında öğrendiği Arapça ve Farsçayı geliştirdi. Öyle ki
kısa sürede iki dile de edebi tercüme yapacak derecede hakim hale geldi. Tabii Nihal Atsız Hoca'nın formasyonu pek çok hocamızdan farklı. Kendisinin hem tarih, hem dil, hem edebiyat öğrencilik yıllarından altyapı olarak, formasyon olarak edinmiş olduğu için ve de Allah vergisi bir yetenek, çok nefis bir üslup ve araştırma azmi, hevesle, zevkle çalışmak istediği konuyu araştırması ve onu da gayet popüler bir dille, herkesin anlayacağı bir şekilde roman gibi sunabilmesi. İlmi bakımdan Nihal Atsız hem umumi Türk tarihini hem Osmanlı tarihini en iyi bilenlerden birisiydi. Büyük bir alimdi. Tam bir Şark kültürü vardı, Doğu kültürü. Farsçaya tamamen hakimdi. Arapçayı da okuyup anlardı. Hem Batı kültürü vardı. Atsız, akademik bir yayın olan, Türkiyat Mecmuası'nca kabul edilen, Anadolu'da Türklere ait yer isimleri adlı makalesiyle, bu alanda bütün dünyada otorite kabul edilen Fuat Köprülü'nün dikkatini çekmeyi başardı. Nitekim 1930'da mezun olduktan sonra yine Fuat Köprülü'nün girişimiyle daha önce yatılı okuduğu için yükümlü bulunduğu mecburi hizmeti affedildi ve 1931'de Türkoloji bölümüne asistan olarak girdi. Şimdi Atsız Bey'i tabii kısa bir tarifle tariflemek, tanımlamak çok kolay değil. Çünkü çok yönlü bir şahsiyet. Yani onun adı daha ziyade kamuoyunda, bizim yakın tarihimizde fikri mücadelelerle, kalem kavgasıyla o merkez etrafındaki faaliyetlerle tanınmıştır. Büyük ölçüde öyledir. Ama bunun yanında başka vasıfları olan bir insan. Bir kere bir Türkolog her şeyden önce. Yani akademik kariyeri zaten öyle teşekkür etmiş. Fakültede görev almış. Sonra anlaşmazlıklar yüzünden ayrılmak durumunda kalmış. Ama bu alanla ilgisini hiç kesmemiş hayatının sonuna kadar. Çok çeşitli eserleri var bu sahada. 1940'larda yayınlanan Türkiye Yayın Evi tarafından kitapları var. Osmanlı tarihine ait. Gene Osmanlı tarihine ait takvimler var. 1962'de yayınladığı. Bunlar kamuoyunun fazla bilmediği, ancak ilgili kimselerin, tarihe yakın kimselerin malumatı dahilinde olan eserlerdir. Mesela Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar kitabı çok genç yaşta yazılmış bir kitaptır. 1934'te yayınlandı. İşte Göktürklere kadar olan Türk tarihinin bir icmali bir toplamı sayılabilir. Ama bugün dahi değerini kaybetmemiş bir eserdir. Aradan demek ki şöyle böyle 70 sene geçmiş, daha fazla. Nihal Atsız'ın gözünde üniversite ideal mücadelesinin cephesi kürsü siperiydi. Zira o, tırmanan enternasyonalist görüşlerin devlet kadrolarına hakim olarak genç cumhuriyetin temelinde yer alan Türkçü düşünceden sapılacağı endişesini taşıyordu. Kaygıları onu Atsız Mecmua'yı yayınlamaya sevk etti. Dergi, sosyalist düşünceye inanmış Şevket Süreyya Aydemir ve çevresi kadroyu çıkarana kadar 17 sayı yayınlandı. Türkçü ve köycü olarak tanımlamıştı Nihal Atsız dergisini. Bu, bozkurt motifli banknotların basıldığı, Atatürk'ün köylü efendimizdir sözünü yansıtan tabloların hakim olduğu dönemde bir manada Cumhuriyet ideolojisinin çizgilerine yaptığı atıftı. Ancak Kadro dergisinin siyasi içerikli oluşuna karşılık Atsız Mecmua'da yapılan Fuat Köprülü, Zeki Velidi Togan, Abdülkadir İnan gibi saygın bilim adamlarının makaleleri dolayısıyla akademik yayıncılıktı. Bilim adamı kimliği çok önemliydi Atsız'ın ve hala da önemlidir. Onun yazdığı kitaplar mesela Aşık Paşazade tarihi üzerindeki şerhleri, ondan sonra o kitap hakkında yahut diğer eski Osmanlı takvimleri hakkındaki eserleri. Bugün bile, bakın 1975'te öldü, o kitapların tarihi tabii nispeten çok daha eskidir, hala müracaat kitabı olarak kullanılır. Kadronun çıkışı, çıkmasından da öte, bu derginin giderek Cumhuriyet'in ideolojik açılımını yapma
ve bunu rejimin referansı haline getirme iddiası bayrak açmaya itti atsızı. Ankara'da toplanan 1. Türk Tarih Kongresi'nde İstiklal Mahkemesi Başkanlığından Milli Eğitim Bakanlığı'na gelmiş Reşit Galip'in Zeki Velidi Togan'ı eleştiren sözleri sabrını taşırdı. Pertev Naili Boratav'ın ve daha sonra ikinci eşi olacak Bedriye Hanım'ın da aralarında olduğu 8 arkadaşıyla birlikte bakana, Zeki Velidi Togan'ın öğrencisi olmakla iftihar ederiz cümlesini de içeren bir protesto telgrafı çekti. Ve hiç duraksamadan Fuat Köprülü'nün dekanlıktan ayrılmasıyla gönül bağının zayıfladığı üniversitenin yeni yapılanmasını hedef aldı. Sert bir üslubu vardı Asız Bey'in. Yani kendi şahsi mizacı öyle sert değildi. Yumuşak bir insandı. Fevkalade nazik bir insandı. Şakayı seven, kendi yaşıtı olmayanlarla, gençlerle dahi şakalaşabilen böyle bir insandı. Ama eline kalemi aldığı zaman uygun görmediği bir şey varsa eğer, onlara son derece şiddetle hücum eder, tenkit ederdi. Darülfünun'un kara, daha doğru bir tabirle yüz kızartacak listesi başlıklı makalesini kapağa çıkararak yayınladı dergiyi. Bu çıkış, Mecmua'nın son sayısı, Nihal Atsız'ın üniversitedeki görevinin sonu oldu. Yapılan muameleyi içine sindiremiyor, öfkesinden yerinde duramıyordu Atsız. O kadar ki peşine düştüğü fakülte dekanını sonunda bulup Ankara'nın baskısına direnmediği için herkesin önünde tahkir etti, hatta tepkisini tokatlamaya kadar vardırdı. Ancak sonuçta yine işsiz kalmıştı. Çaresiz, dilekçe verip lise öğretmenliğine döndü. Malatya'ya gönderildi ilkin, ardından Edirne'ye çıktı tayini. Başına gelen bunca sıkıntının ürkütüp kenara çekilmeye zorlayacağı umuluyordu Atsız'ı. Ama beklendiği gibi olmadı. İnandığı konuda sessiz kalmak diye bir şey yoktu lügatında onun. Orhun'u yayınlamaya başladı Edirne'de. Bu kez Türk Tarih Kurumu'ydu hedefi. Liseler için hazırlanan tarih kitaplarındaki yanlışların üzerine gitti. Tepki gelmekte gecikmedi. Bakanlık emrine, yani kıza alındı Atsız. Orhun dergisi de Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Yeniden çalışmaya başlaması için bir yıl beklemesi gerekti. Kasımpaşa Assubay Okulu'na Türkçe öğretmeni olarak verildi verilmesine ama o ana kadar yaşadıkları özel hayatını alt üst etmişti Atsız'ın. Asistan olduğu sene evlendiği Mehpare Hanım'dan ayrıldı. Askeri okul öğretmenliği sırasında her türlü siyasi söylem ihraç edilmek için dilekçe vermekten farksızdı. 4 yıl dayanabildi Atsız bu kısıtlılığa. 1937'de ayrılıp özel Yüce Ülkü Lisesi'nde öğretmenliğe başladı. Bir süre sonra da Boğaziçi Lisesi'nde. Bedriye Hanım'la yaptığı ikinci evliliği, çocuğunun doğumu, unutulmaya başlayan öfkeler umutlandırmıştı onu. Ama 1943'te Orhun'u yeniden yayınlamaya başlayıp, o günlerde gelişmekte olan sosyalist harekete açıktan bayrak açtığında, Ankara tekrar rahatsızlık belirtileri vermeye başladı. Atsız, Türkçü düşünceye inandığını bildiği Başbakan Şükrü Saracoğlu'na hitaben kaleme aldığı açık mektupta, İkinci Dünya Savaşı'nda İbrenin müttefikler lehine dönmesiyle güç kazanan sosyalist siyasi faaliyetlere dikkat çekiyor, bu düşünceye mensup kişilerin hükümet katında himaye edildiğini, onlara kol kanat geren kişinin de Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel olduğunu söylüyordu. İstifaya davet etmişti Yücel'i. Ses getiren bu çıkış, özellikle genç üniversite öğrencileri arasında yankılandı. Ama peşini bırakmadı Atsız iddialarının. İkinci bir açık mektup daha yayınladı. Ve bu, üniversite gençliğini ayağa kaldırmaya yetti. Yurt çapında sol düşünceyi ve iktidarı hedef alan gösteriler başladı. Hükümet, alelacele toplanıp Orhun'u kapatma kararı aldı. Sonrasında yaşanan süreç, Atsız'ı Türkçü düşüncenin bayrak adamı haline getirdi. Türk düşüncesi hususunda Nihal Atsız'ın çok büyük bir yeri var. Ziya Gökalp'ın ölümünden sonra bu işi
hem hareket safhasında hem fikir safhasında ele alan ve bunu yürüten bir kişi olarak Nihal Atçı'nın yeri çok önemlidir. Bu konuda gerek mücadelesi, gerek yazdığı eserler onun ön planda olmasına sebebiyet vermiştir. Kendisi son derece mücadeleci, eskilerin tabiriyle kaleminden kan damlayan, polemikçi bir yapıya sahip bir insan. Ama özel hayatında son derece müşfik, sevecen bir tip. Yalnız başına mücadelesi kendisini bugün gençliğin sevdiği bir insan haline getirmiştir. Yargılamalar, tutuklamalar birbirini izledi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 19 Mayıs 1944 günü bayram vesilesiyle yaptığı konuşmada Atsız'a açıkça suçlamada bulunması onu sık yönetim mahkemesinin karşısına getirdi. Soruşturma, adliye, hatta tutuklanmak yabancısı olduğu şeyler değildi Atsız'ın. Ama bu kez beraber yargılandığı 34 kişiyle birlikte tabutluk diye anılan özel hücrede geçti tutukluluğu. İnsanın ancak çömelerek oturmasına imkan veren havasız, dar, karanlık, pis ve soğuk hücrelerdi bunlar. Mesela ırkçılığa yatkın olması filan da öyle kolay kolay yenilir yutulur cinsten nesneler değildi. Öte yandan ona karşı girişilen davranışlarda mesela devletin giriştiği davranışlarda filan bir de sosyal adalete aykırı son derece şeyler vardı. Mesela insanı geçim imkanlarını elinden almak. Yani bu bakımdan tabii haksızlar olmuştur. Fikirlerinin kabul görüp görmemesi tabii o ayrı bir mesele. O siyasi bir tartışma konusu. Mahkumiyet, temyiz, beraat. 2 yıl 10 ay sürdü yargılama. Bu sürenin 1,5 yılını cezaevinde geçirdi Atsız. Tahliye edildiğinde hasta ve perişan haldeydi. Uzun süre iş bulamadığı için çaresiz kütüphanesindeki kitapları satmak zorunda kaldı. Beraat etmiş olmak rahatlama getirmemişti hayatına. Yaptığı bilimsel tercümeler dahi yayın evleri tarafından ancak takma isimlerin neşredilmesine izin verdiği takdirde kabul görüyordu. Çok zor seneler geçirdiklerini de ben sonradan okuduklarımdan öğrendim. Yani bir kere öğretmenlikten alındığı seneler var. Maaşı işte 1/3 mi veriliyor, vekalet emrinde deniyor o zaman. Sonra buna ilaveten hanımı da öğretmenlikten alınıyor. Suçluymuş gibi. İkisinde maaşı kesiliyor. Çocukları var. Hatta hapiste olduğu zamanlar var. Orada hiçbir geliri yok. 1949 yılına kadar 3 yıl sürdü işsizliği. Bu yılların tek kazanımı, yayınlandıkları andan itibaren Türkçü düşüncenin başucu kitapları olan Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor adlı romanlar oldu. Tabii romanları itibariyle de üstün vasıflı bir romancı. Bilhassa tarihi romanları çok şöhret sağlamıştır kendisine. Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor. Çok da okunmuştur. Bir nesil üzerinde de etkili olmuştur. Yani birçok gencin milli terbiyeli, milli ruhla yetişmesini sağlayan eserlerdir o romanlar. Ama Atsız'ın bana göre en önemli özelliklerinden bir tanesi tarihi romancılıkta üstün bir başarı kazanmasıdır. 1939 yılında Ateş Çocuklar diye bir dergi çıkıyordu. O dergide Bozkurtların Ölümü tefrika ediliyordu. Bilahare dergi kapanınca onu kitap halinde getirdi 1946 yılında ve Bozkurtların Ölümü bugün bilebildiğim kadarıyla 25'ten fazla baskı yapan gençlerin elinde bir el kitabı gibi okunan bir eserdir ve onu okuyup da tesir altında kalmayan insan ben görmedim diyebilirim. Nihal Atsız, üniversiteden sınıf arkadaşı Tahsin Bangoğlu'nun Milli Eğitim Bakanı olması üzerine
Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma eserler tasnif memurluğu kadrosuna alındı. Ancak 1952'de Ankara'da verdiği bir konferans basına farklı yorumlarla yansıyınca hakkında yine soruşturma açıldı. Konuşmasının ilmi mahiyette olduğu müfettişler tarafından tespit edildiyse de husumet oklarının hedefi olmaktan kurtulamadı atsız. Açtığı son bayrak Ötüken dergisiydi atsızın. 1964'ten ölümüne kadar yayınladı dergiyi. 1960 darbesi, ihtilalci kadronun pervasızlığı ya da kendisine yakın kişilerin de içinde bulunduğu siyasi kadroların iktidar yılları değiştirmedi onu. Hiçbir dönemde kimseden lütuf, yardım beklemedi. Kimseden sözünü sakınmadı. Atsız bir ülkünün peşinde olan bir insandı. Siyasetten anlamayan, ondan nefret eden, siyaseti taviz veren sanat olarak ele alan bir kişiydi. O bakımdan politikaya hiç karışmadı. İnandığı hususları yazdı, çizdi. Fikrine karşı bazı olumsuz tavırları elinin tersiyle itti. Menfaat beklemedi. Maalesef takdir edilmedi. Birçok büyük fikir adamı gibi, birçok büyük sanatkar gibi Nihal Atsız da takdir edilmedi. Ve birçok siyasi mahfiller tarafından adeta çekilen bir adam haline gelmişti. Bir kartvizit bastırmıştı. Üzerinde her devrin menkubu yazıyordu kendisi için. Yani hiçbir devirde layık olduğu muameleyi görmemiş, itilmiş, kakılmış, işte sürgüne gönderilmiş, bilmem hapse girmiş, öğretmenlikten alınmış, maaşı kesilmiş. Ama her devirde böyle. Onun için hani siyasi mücadelesi, siyasi yani politik manada böyle politika partilerin bulunduğu bir siyasi ortamdaki mücadele değildir o mücadelesi. Son olarak muhafazakar bir partinin iktidar döneminde Ötüken'de yayınlanan yazısı yüzünden mahkemeye verildi. 12 Mart muhtırasıyla başlayan dönemi de içine alacak şekilde 6 yıl devam eden yargılama sonunda 15 ay hapisle cezalandırıldı. Bu dönemde canhıraş bir çabayla hayatını romanlaştırdı Atsız. Ruh Adam. Romanın baş karakteri Selim Pusat'ta yansıttı iç dünyasını. Anlaşılamamışlığını, anlaşıldığı halde kabullenilememişliğini, yalnızlığa itilişini yazdı. Bir Ruh Adam diye romanı var, sembolik roman. O da başka bir çığırda yazılmış bir romandır. Ama uzun süreler, ben hatırlıyorum mesela 55-56'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde ben onu ziyaret edince o revaklarının altında dolaşırdık sıcak zamanda. Orada sohbet böyle ayakta konuşurduk. O zaman bahsederdi bana bu kitabı yazdığından, sembolik bir roman olduğundan. Hatta bazı tiplerden bahsederdi içindeki. Ki onları ben de tanırdım. Ama kitap 1972'de çıktı. Demek ki şöyle böyle 20 sene kitabın yayınlanmasını ya kasten geciktirdi bazı sebeplerle. Çünkü oradaki kahraman kendisidir esasında, romandaki kahraman. Ruh Adamı, yalnız adamın izleyeceğini söylüyordu. O da otobiyografik bir roman olacaktı ama adli süreç yazı masasına oturmasına imkan vermedi. Cezası Yargıtay'ca onaylandı, karar düzeltme talebi reddedildi. Kalp hastası olduğuna dair raporlara dikkate alınmayan, mahkumiyetini reviri olan bir hapishanede çekebileceğine hükmedilen Atsız, 1973 yılı sonunda önce Toptaş'ı, sonra Sağmacılar cezaevine yollandı. Af talebinde bulunmadı. Ama dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk müdahale etti ve 2,5 ay sonra 1974 yılı başında tahliye edildi. Yazmayı planladığı yalnız adamı, kaleme alacak gücü bulamadı kendisinde. Osmanlı Hanedanı'nın iç tarihi olacak araştırmayı da. Notları
taslak halinde kaldı. Yorgun adamdı artık o. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'ın atlıyı atından indirecek kalem sahibi diye tanımladığı, 17'si akademik nitelikte tarih çalışması olan 35 kitap ve pek çok şiirin sahibi Atsız, 1975 senesi Aralık ayında kalbine yenik düştü. Bozkurt ölmüştü.